Değerli izleyenler, hepiniz Emine Eroğlu ile Göz Hizası programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine yeni bir soruyla karşınızda olacağız. Sorumuza geçmeden önce Emine ablamızı davet etmek istiyorum. Sevgili ablam, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Asuman. Sevgili ablam, bu hafta bize gelen soru biraz daha genel, bütün zamanları kapsayacak bir soru ama özellikle Ramazan ayındayız ve orucun da içine alan bir soru olduğu için bu hafta size yöneltmek istedik. Özel haller durumunda neden namaz kılamıyoruz şeklinde bir soru geldi bize. Buna orucu da dahil edebiliriz. Neden oruç tutamıyoruz ya da diğer işte mesela neden Kur'an okuyamıyoruz gibi genişletebiliriz. Bu soruya nereden yaklaşmalıyız? Buna cevabınız ne olur? Merak ediyoruz. Evet, bu sıkça bana da sorulan bir soru sevgili Asuman. Şimdi biz ibadeti tanımlarken biliyorsun Allah'ın emirlerine riayet etmek, yasaklarından da sakınmak olarak tanımlıyoruz. Yani Allah'ın yap dediği şeyleri yapmak ibadet olduğu gibi Allah'ın yapma dediği şeyleri yapmamak da bizim için bir ibadet. Bu bağlamda sevgili Asuman, namaz kılma dediği noktada Cenab-ı Hakk'ın kılmamak da bir ibadet. Biz o emrettiği için kılıyoruz. Buna taabudilik deniliyor. Yani meseleyi Allah'ın emirleri üzerinden izah ediyoruz. Allah emrettiği için yaptığımızda namazı, o emrettiği için kıldığımız için namaz bizim için bir ibadet. Allah kılma dediği noktada kılmamak da bizim için bir ibadet. O yüzden böyle genç kızlar genellikle psikolojik olarak kendilerini biraz toplumun etkisiyle de toplumsal bir etkiyle de kendilerini böyle dışarıda bırakılmış, itilmiş, kenarda bırakılmış, değersizleştirilmiş hissediyorlar. Oysa öyle değil. Yani Allah emrettiğinde yaptığımız şey ibadetse Allah yapma dediğinde yaptığımız şey de ibadet. Bunu Allah'ın bize verdiği bir mola, bize bir rahmet tecellisi olarak okumak lazım. Ben bunu şöyle tanımlıyorum sevgili Asuman, şöyle izah ediyorum gençler sorduklarında. Şimdi aslında biz ibadet ederken bir koroya, bir kainat korosuna, bir varlık korosuna dahil olarak ibadet ediyoruz, öyle değil mi? Yani bütün mevcudat ibadet ediyor, yıldızlar, bulutlar, ağaçlar, kuşlar, bütün mahlukat ibadet ediyor. Biz de ibadet etmek suretiyle, namaz kılmak suretiyle, oruç tutmak suretiyle aslında varlık korosuna katılıyoruz. Öyle değil mi? Buna ben kainat senfonisi diyorum. Kainat senfonisine katılıyoruz. Kendi enstrümanımızla, kendi ibadet enstrümanımızla katılıyoruz kainat korosuna. Benim enstrümanım neyse onunla katılıyorum. Şimdi bilirsin maestro orkestrayı yönetir ve ahenk oradan oluşur. Yani ne olur? İşte kemanlar vardır, flütler vardır. Kendi klasik Türk musikisi korumuza ilişkin bir mana ise eğer kendi klasik sazlarımız vardır. Ve bunların arasındaki uyumdur aslında o koroyu oluşturan şey. Ahenktir koroyu oluşturan şey. Ve o yönetmen, o maestro susturur bazen bazı enstrümanları. Kemanlar birden susar, diğerleri devam eder koroya. Sonra kemanlar tekrar başlar. Flütler susar ama bir süre sonra tekrar başlar. Bu da ahengin bir parçasıdır. Yani kuşların cıvıldaşması ahengin bir parçası olduğu gibi onların konuşmalarındaki ya da cıvıldaşmalarındaki ara fasılalar, susuşlar, duruşlar ki bu notalar arasındaki gezişler de hep böyledir biliyorsun. Ara verişler, fasıla verişler, susuşlar bu ahengin bir parçasıdır aslında. Yani biz adetken, biz efendim özel hallerimizdeyken susarak kainat korosuna iştirak ediyoruz, katılıyoruz o koroya. Sonra bize Cenab-ı Hak siz ses çıkarın, ses çıkararak musiki namelerine eşlik ederek kainat korosuna katılın dediğinde bu sefer kendi enstrümanımızla, orucumuzla, namazımızla, okuduğumuz Kur'anlarla o orkestraya katılıyoruz. Ama burada bir şeyin daha altını çizerek sözü sana vermek istiyorum. Aynı soruyu ben de sana sormak istiyorum. Söylemek istediğim şey şu. Şimdi kendilerini genç kızlar itilmiş, efendim değersizleştirilmiş gibi hissediyorlar ya.
Aslında bu ubudiyetin terki değil. Yani biz özel hallerimize ibadeti terk ediyoruz ya da ibadet etmiyoruz değil. Cenab-ı Hak bizden başka sesler çıkarmamızı istiyor. Yani evet namaz kılmıyoruz ama bu dua etmediğimiz anlamına gelmiyor. Kur'an okumuyoruz ama Kur'an dinlemeyeceğimiz ya da meal okumayacağımız anlamına gelmiyor. Oruç tutmuyoruz ama bu Ramazan'ın bereketinden hissedar olmayacağımız, Ramazan'ın ruhunu duymayacağımız, iftar sofralarına, sahur sofralarına oturmayacağımız anlamına gelmiyor. O bir hastalıktır deniliyor ya bizim için. O Allah'ın bize bir rahmeti, bize verdiği bir mola. Ondan hem istifade ediyoruz ama hem de o orkestraya Allah'ın bizden çıkarmamızı istediği seslerle, notalarla katılıyoruz. Eğer ibadeti terk ediyorsak tümüyle o dönemde aslında o psikolojiyi bize bu itiyor. Yani biz özel hallerimizde tümüyle ibadetten koptuğumuzda, tümüyle Allah'tan koptuğumuzda o zaman diyoruz ki yani bu nasıl bir kopuştur? Cenab-ı Hak böyle bir şeye izin vermez. Bu nasıl bir kopuştur diyoruz. Bu kopuşa biz sebebiyet veriyoruz. O kopuşu yaşamamamız lazım bizim. Diyorum ve bu soru sana sorulduğunda sen nasıl cevap veriyorsun diye soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bana da emre itaatteki incelik gibi geliyor. Yani en başta dediğiniz gibi yapma denildiğinde yapılmaması. Bir yandan imtihan gibi de çünkü bunun insanı uzaklığa atma potansiyeli de var. Çünkü o namazdaki o metafizik gerilimi yakalayamayabilir insan dualarını okurken ya da belki onu o kadar düzenli yapamayabilir. Ki hayatına eğer bunu oturtmamışsa bize mesela Houston'da Adem abi vardı. Ona bu soruyu sorduğumuzda demişti ki namaz vakitlerinde yine aynı şekilde namaz abdestinizi alıp yine seccadenizi serip işte namaz kıyafetlerinizi giyip güzel bir şekilde dualarınızı edebilirsiniz. Tesbihat yapabilirsiniz. Bu hani sizi aslında bundan alıkoyan bir şey değil. Ki mesela onun o ilk yorumu bile beni çok şaşırtmıştı. Çünkü hani bizde çok şey vardır işte aman namaza yaklaşmamak gerek kesinlikle. Hani sanki o halin o ibadet halinin içine bile girmemek gerek gibi bir algı var. Sanki biraz korkutulmuş bir algı. Ya da diğer manası itibariyle biraz da ceza da gibi de görünüyordu. Yani büyük ağır bir imtihan yani artık sen huzuruma gelme gibi haşa adeta öyle bir algı oluşturulmuş oluyordu. Şimdi böyle olunca insanın bakış açısını yenilemesi, değiştirmesi gerekiyor anlayabilmek için buradaki sırrı ve okuyabilmek için oradaki rahmeti. Çünkü diğer türlü gerçekten ağır bir imtihan, işte bir dışa itilme gibi algılanabiliyor dediğiniz gibi. Ben kendi içimde bunu biraz daha o emre itaatteki inceliği düşünerek hani bunun ceza olmadığını düşünmeye başlamıştım. Diğer türlü bana da biraz öyle geliyordu. Yani hani bir dışa itilmişlik gibi ya da gerçek manasıyla hani artık işte sen huzura kabul edilmiyorsun gibi bir algı şeklindeydi. Fakat bunun rahmet oluşu veçesini daha net görebildim. Hani gerçekten bazen yapma denilerek mesela oruçta da bir şeyi yemeyerek yapıyoruz aslında. Yemeyerek bir ibadet yapıyoruz. İşte bu özel durumlarda da mesela kılmayarak dediğiniz gibi bir ibadet yapmış oluyoruz. Ya da orucu tutmamış olarak bu aslında imtihan olarak bu bize yetmiş oluyor belki de o Ramazan'da orucu tutmamış olmak ya da buradaki yine rahmeti görüyoruz. Yine bana da bu soru ilk yöneltildiğinde artık ben de içimde o emre itaatteki incelik duygusuyla bunu aşmaya çalıştığım için bu şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Evet, güzel çocuğum. Meseleye belki biraz da bu emre itaatteki incelik bağlamında şu noktadan da yaklaşmak mümkün. Genellikle neden oruç tutamıyoruz, neden namaz kılamıyoruz diyen gençler, işte Kur'an'da bununla ilgili bir yasak yok gibi bir yaklaşım sergiliyorlar. Ki zannediyorum bizim ülkemizde ya da dünyanın muhtelif yerlerinde de adetliyken namaz kılabilirsiniz, adetliyken oruç tutabilirsiniz diye meseleye yaklaşanlar da var. Onlar da bu verilen cevazlara zannediyorum biraz zihinleri karışıyor. Fakat burada üzerinde durulması gereken çok önemli bir mesele daha var. O da Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sahibi şeriat oluşu. Sahibi şeriat yani biz neyi nasıl yapacağımızı Efendimiz'den öğreniyoruz. Ne diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede? Eğer Allah'ı seviyorsanız peygamberine uyun ki Allah da sizi sevsin diyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun muhtelif defalar tekrar ediliyor Allah'a ve Resulüne itaat edenler şeklinde.
Ve bu dini ilk defa biz yaşamıyoruz sevgili Asuman. Bu asırlardır yaşanan bir din. Efendimiz ne buyuruyor? Benim sünnetime sıkı sıkı yapışın. Hulefai Raşidi'nin sünnetine sıkı sıkı yapışın diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani asırlardır yaşanan bir din var, ilk defa biz yaşamıyoruz ve böyle uygulanmış. Yani Peygamber Efendimiz mesela şöyle düşün, namazı biz nasıl kılacağımızı ondan öğreniyoruz değil mi? Ne diyor Efendimiz? Bana bakarak kılın diyor. Bana bakarak, yani biz namazın farz olduğunu biliyoruz. Kur'an bize bunu emrediyor ama onu nasıl uygulayacağımız konusunu Efendimiz'e bakarak öğreniyoruz, öyle değil mi? Yani namazın içerisinde ne okuyacağız, rükünlerde ne diyeceğiz, nasıl selam vereceğiz? Biz ibadetleri nasıl icra edeceğimizi Efendimiz'e bakarak öğreniyoruz. Ona o yüzden de sahibi şeriat diyoruz. Yani şeriat Peygamber Efendimiz'den öğrenilen bir şey, uygulamayla öğrenilen bir şey. Ve biz bunun da altını çizmek istiyorum. Vahiy, şeriatın kaynağı vahiydir. İkiye ayırıyoruz. Birine vahiy metlu diyoruz. Vahiy metlu, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme Kur'an olarak gelen Cebrail aleyhisselamın getirdiği, Efendimiz'e ya da Miraç'ta bizzat Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği kelimeleri de Allah'a ait, manası da Allah'a ait olan o vahye vahiy metlu diyoruz. Ama bir de vahiy gayri metlu var. Bunlar da hadisler. Bak, bak dikkat et, hadisler de vahiy. Ve o hadislerde şöyle ayırıyoruz biz vahiy gayri metlu. Anlamı vahiy, ilahi Cenab-ı Hak'tan geliyor. Kelimeleri Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme ait. Dolayısıyla biz şeriat koyucu olarak Peygamber Efendimiz'i kabul ettiğimizde şöyle demiyoruz hiç. İşte bu Kur'an'da yok. Bu cümleyi çok duyuyorum ben. Maalesef bu Kur'an'da yok. Bunun Kur'an'da olması gerekmiyor sevgili Asuman. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şeriat koyucuysa biz amelleri nasıl yapacağımızı ondan öğreniyoruz. Bu bir. İkincisi, biz bu konuda alim değiliz. Alim olduğunu iddia edenlerin de bu konuda ne kadar alim olduklarını neye göre ölçüyoruz? Bizim mezheplerimiz ve mezhep imamlarımız var biliyorsun. Yani İmam Hanefi Hazretleri var, İmam Şafii Hazretleri var, Ahmet bin Hanbel Hazretleri var, İmam Malik Hazretleri var. Bunlar hak mezhepler. Dördüne de hak mezhep diyoruz biliyorsun. Ve bunlar çok büyük alimler. Yani künhlerine yetişemeyecek kadar büyük alimler. Ve biz dört mezhebe de baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz, öyle değil mi? Yani adetliyken namaz kılınabilir mi sorusunu sorduğumuzda dört mezhepten de aynı cevabı alıyoruz. Şimdi biz mezhepler üstü yaklaşımlar var kendilerine. Bu nasıl bir kibirse, kendilerini nereye koyuyorlarsa götürüp kendilerini bu mezhepler yokmuş gibi konumlandıranlar var. Götürüp kendilerini sanki asırlar boyunca bu din hiç yaşanmamış gibi meseleyi sıfırdan ele alanlar var. Oysa asırlar boyunca bu böyle yaşanmış, mezhep imamlarımız meseleyi böyle ele almış, asırlar boyunca çok büyük alimler, çok büyük alimler bu meseleye böyle yaklaşmışlar. Dolayısıyla bu nev zuhur dediğim benim akımlara, kendini alim zanneden cahillerin beyanlarına arkadaşlarımız hiç takılmasınlar. Senin dediğin gibi meseleyi taabbüdilik üzerinden ele alsınlar. Bizim bir mezhebimiz, bir mezhep imamımız var. İmam çok önemlidir biliyorsun, namaz kılarken uydum imama diyerek niyet ediyoruz namazın içerisinde. Mezheplerde de biz uydum imama diyerek İmam Hanefi Hazretlerine tabi oluyoruz. Ve İmam Hanefi Hazretlerinden bugüne kadar, Hoca Efendi'ye kadar gelen çok büyük alimler silsilesi var. Biz de o alimler silsilesinin izleyini takip ediyoruz sevgili Asuman. Dolayısıyla başımızı sağa sola çevirmiyoruz. O ne demiş, bu ne demiş diye bakmıyoruz. Bakmak istediğimizde hani bugün buna ilişkin söylenmiş bir söz var mı, yapılan bir yorum var mı diye öğrenmek istediğimizde ne yapıyoruz? Hoca Efendi'ye bakıyoruz, üstadımıza bakıyoruz, Hoca Efendi'ye bakıyoruz ve onlarla kendimizi hize alıyoruz. Diğer türlü buna Bediüzzaman Hazretleri
tevhidi kıble diyor ya, tevhidi kıble etmek. Kesreti kıble etmiş oluyoruz. Kesreti kıble birden fazla kıble sahibi olmak demek. Yani bir oraya bakıyoruz, bir buraya bakıyoruz. O ne demiş, ona göre amel ediyoruz. Bu ne demiş, buna göre amel ediyoruz. Oysa tevhidi kıble çok önemlidir. Yani ben Hanefi isem İmam Hanefi Hazretlerinin arkasında namaz kılarım. Ona uydururum kendi amellerimi. Ve bakış dağınıklığına, düşünce dağınıklığına bu konuda düşmem. Bence uyarılması gereken meselelerden aslında özde çok önemli bir mesele de bu. Bunu da taabudilik bağlamında ele alabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet, bana biraz da şeytanın sağdan yaklaşması olarak da geliyor bu tür vesveseler. Yani orada bir hani normalde şeytan bizim namaz kılmamızı, oruç tutmamızı istemez ama tam tersi Allah'ın yapma dediği bir şey yaptırmaya çalışıyor gibi bu akımlarla da. Hani böyle de bir farklı bir tuzak gibi de geliyor bu. Gerçek manasıyla aslında olması gereken neyse işte dediğiniz gibi hani öncelikle kendi hükümlerimiz zaten biz hüküm verebilecek konumda değiliz ama ki asıl hüküm verebilen insanları mesela Üstad Hazretleri'nin, Hoca Efendi'nin hükümlerine bakarak meseleleri anlamaya çalışmak bizim için çok önemli. Ben bu noktada Hikmet.net sitesini de biraz önermek istiyorum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bizim yine Hoca Efendi'nin ders halkasında bulunan Molla abilerin geliştirdiği bir site ya da orada cevaplarının, makalelerini yazdığı bir site olarak biliyorum onu. Ve genelde orada benim de aklıma takılan meseleleri sorduğum ve cevap aldığım bir site olmuş oluyor. Gerçekten oradan başvurulabilir bu tarz özellikle fıkhi meselelerin hükümlerini merak eden arkadaşlar için. Yani bu videonun altına da linkini koyarız yine dediğim daha önce hani paylaştığımız makaleler de olmuştu. Oradan da yine açıklamalı bir şekilde çok uzunca hatta tafsilatlı olarak açıklıyor makaleler her bir meseleyi. Bu noktada da yine bakılabilir diye düşünüyorum. Evet, çok isabetli bir uyarı oldu bu. Ben de çok istifade ediyorum sevgili Asuman.hikmet.net'ten. Sorulara orada Ehl-i Sünnet kaynaklarından ve çok sahih, izah edici, ikna edici cevaplar bulunabiliyor. Bana da gelen fıkhi soruları oraya yönlendiriyorum. Ciddi bir ekip çalışması var arkasında, şahsi bir çalışma değil, çok ciddi, çok nitelikli bir, kaliteli bir ekip çalışması var. Arkadaşlarımız fıkhi sorularına cevap ararken hikmet.net'ten istifade edebilirler. İşin bir başka yönü de sevgili Asuman, bunu da sen vurguladın ama altını bir kere daha çizme ihtiyacı hissediyorum ben. Şimdi bunu bir ceza olarak gördüğümüzde kendimize kötü hissediyoruz. Oysa bunu bir ruhsat olarak görmek lazım. Ruhsat olarak görürken de şöyle bakmak lazım. Hoca Efendi'nin böyle çok tatlı bir yorumu var. Seviyorum ben onu. Diyor ki Hoca Efendi, kadınlarda Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli eder, cemalidir kadınlar biliyorsun. Rahimiyeti tecelli eder Cenab-ı Hakk'ın, şefkati tecelli eder. Annelik hasebiyle şefkat tecelli eder. Kalbimizi dolduran o ince manalar hasebiyle şefkat tecelli eder. Bizde rahimiyet, rahmaniyet tecellileri olduğu için, böyle bir cemal tecellisi olduğu için Cenab-ı Hakk'ın bize hususi rahmeti olarak okuyor bunu Hoca Efendi. Yani kadın mahiyetinde rahmaniyet olduğu için Allah'ın rahmaniyetini hususi olarak, özel olarak celbediyor, kendi üzerine çekiyor ve Cenab-ı Hak ona rahmet ediyor. Zannediyorum erkekler kendilerine böyle bir müsaade verilseydi bunu çok büyük bir hak olarak görürlerdi. Bundan çok çok hoşlanır ve bundan gurur duyarlardı. Cenab-ı Hak bize böyle bir müsaade veriyorsa, böyle bir rahmet cilvesi varsa üzerimizde, bunu bir ceza olarak asla görmemek lazım. İşin bir yönü bu. Diğer yönü de psikolojisi, yani kadın psikolojisi üzerinden meseleyi okumak lazım. Fıkhi hükümler aslında insan mahiyetini esas alan hükümlerdir biliyorsun. Yani Cenab-ı Hak erkek fıtratı yaratıyor, kadın fıtratı yaratıyor. Biri celali bir fıtrat, birisi cemali bir fıtrat. Kadın fıtratı biliyorsun daha teferruata inebilen, daha inceliklere nüfuz edebilen, daha latif, daha zarif. Bunu mutlaklaştırarak söylemiyorum ama genel hatlarıyla böyle biliyorsun. Öyle bir fıtrat. Biz inceliklere daha fazla nüfuz ederiz. Dolayısıyla renklerin arasında daha fazla dolaşırız. Çok sesliliğin ahengi
çok sesliliğin cümbüşü de diyebilirsin buna. Öyle bir mahiyeti var kadın fıtratının. Renkler arasında, notalar arasında dolaşmayı seviyoruz. Öyle olunca o suslar, o geri çekilip dalgalar gibi geri çekilip sonra coşkuyla tekrar kıyıya vuruşlar bizim fıtratımız için daha elverişli. Yani biraz mola verip ondan sonra aşkla tekrar geri dönüşler. Biraz geri çekilip ondan sonra sıkı sıkıya tekrar vuslata dönüşler, seccadeyle kucaklaşmalar, özlemeler, özlemeler sonra tekrar kavuşmalar, seccadeyle buluşmalar, aşkla buluşmalar, alnımızı seccadeye öptürmeler. Bütün bunları biraz da kadın psikolojisi üzerinden okumak lazım sevgili Asuman. Şunu tekrar ediyorum, bence bu çok önemli. Fıkhi hükümler insan mahiyetini esas alan hükümlerdir. Ve kadın fıtratını göz önünde bulundurmadan böyle kesin cümleler kesinlikle kurmamak lazım. Ben kendi adıma bunun kadın fıtratı açısından çok elverişli, çok da lüzumlu olduğunu düşünüyorum. Pek çok duygulanım anlarımız var biliyorsun, duygular arasında dalgalanarak yolculuk ediyoruz. O dalgalanmaların arasında bir dezarmoni yaşamamak için, bir kakafoni yaşamamak için o yolculuğumuzun hep notalar arasındaki bir yolculuk olması, renkler arasındaki geçişler olması için bizim bu çok sesliliğin cümbüşüne ihtiyacımız var. Zaman zaman tek sesliliğin ahengine de ihtiyaç duyuyoruz sevgili Asuman. Ama zikrettiğim gibi bunu psikoloji açısından da değerlendirmek lazım diyorum. Sen ne dersin bu konuda? Ben bu yorumunuz üzerine bir makale yazılır diye düşündüm. Bahsederken siz tam olarak böyle kadın psikolojisinin aslında bu bakış açısıyla ele alınması meselesi biyolojiyle de birlikte. Bu Arkadaşlara gerçek havale manada edeyim istersen bu makaleyi. çok güzel olur. Tam bir Çağlayan makalesi çıkardı. Çok çok da güzel bir makale olur diye ümit ediyorum. İnşallah bu konuda bir makale yazan arkadaşımız çıkar dediğiniz gibi. Çok teşekkür ediyoruz sevgili ablam. Bu gerçekten çok orijinal bakış açıları ve insanın içine inşirah veren bakış açıları. Daha önce dediğim gibi ben hem sizinle konuşmadan önce hem de daha önceki yorumlarla hep böyle biraz şey hani Celal Cemal arasında gidip geliyordum yani hem bir ceza gibi de görünüyor öyle bir yüzü de var çünkü gibi. Fakat aslında o kainat senfonisinden atılmadığımızı bilmek, sadece o ahengin içerisinde susarak da durabildiğimizi öğrenmiş olmak çok büyük bir aslında bakış açısı devrimi diyebilirim. Benim içimden en azından. Allah razı olsun ebeden yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bize sorularınızı ve görüşlerinizi iletmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz bugünkü vaktiniz için de sevgili ablacığım. Allah'a emanet olun.